Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Filistin devleti İsrail'i çok fena bir şekilde vurdu. Bilanço giderek ağırlaşıyor. Filistin-İsrail gerginliği devam ederken İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Ölü sayısı giderek artarken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırısında 78'i çocuk 413 kişinin öldüğünü, 2300 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İsrail basını ölen İsrail'i sayısının 700'e yükseldiğini de açıkladı. İsrail ordusu ise saldırılarda ölen askerlerin sayısının 57'ye yükseldiğini de bütün dünyaya açıkladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları dün İsrail'e Aksa Tufanı isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını açıklamıştı. Saldırıda ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor. İsrail Hamas'a ait 120 noktayı vurdu. İsrail ordusu bugün Gazze şeridinde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı yapıldığını duyurdu. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada Yediot, Ahronot medya kuruluşları açıkladı. Açıklamada savaş uçaklarının gün boyu Gazze'yi kuzeydoğusundaki Beit Hanun beldesi ve çevresinde 120 hedefi bombaladığını belirtti. Onlarca ton roket atılarak gerçekleştirilmiş saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu, bunların arasında bir tünelin bulunduğu da açıklandı. Açıklamada ayrıca Hamas'ın Beit Hanun'u İsrail'e karşı düzenlediği saldırıda üs olarak kullandığı da iddia edildi. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, çok kapsamlı geniş bir savaşın göz açıp kapancaya kadar bitmeyeceğini söyledi. Herzog, Gazze'den İsrail'e karşı saldırılara ilişkin halka hitaben de bir konuşma yaptı. Herzog konuşmasında böylesi bir savaş göz açıp kapancaya kadar bitmeyecektir. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor. Siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler, raporlar yayınlayarak bunların bütün amacı içimize korku ve endişeyi salmaktır ifadelerinde bulundu.